Rıza Çalınbay bu takıma birazdan söyleyeceğim ne yapması gerektiğini benim fikrim. O daha iyi bilir. Kulübesi kaliteli. Yedekleri en az oynayanlar kadar kaliteli. Niye hmm. şampiyonlukta önemli rol oynamasın Trabzon? Trabzon bana göre şampiyonluğun en önemli adaylarından. Haftaya da kimle oynuyor? Karabük. Karabük. Karabük de çok iyi durumda değil. Çok da güçlü değil şu an yarın işte pazartesi Fenerbahçe, Fenerbahçe ile oynayacaktır. Ama dediğim gibi Trabzon havaya girdi. Utana aşk olsun. Trabzonspor şampiyon olur mu bu sezon Sinan abi? Niye olmasın? Bu futbolla, bu havayla. Artem, tribünleri de kutlamak -3 lazım. 2-3 tane iyi takviye lazım. Bakın. Muharrem Usta'yı tebrik ediyorum. Muharrem Usta'yı tebrik ediyorum. Rıza Çalınbay kararını o zaman ben desteklemiştim. Rıza Çalınbay kararından dolayı tebrik ediyorum. Muharrem Usta doğru bir şey yapmış. Eee, yani, az Yıllardır kendi ekibi vardır biliyorsun. Bizim kaleci Cengiz. Doğru. O da bizim arkadaşımız, takım arkadaşımız. Bülent Albayrak, Kenan Oktay, Reis deriz ona futbolda. O da böyle çok yetenekliydi. Sergen gibi bir oyuncuydu. Ondan sonra hiç sonra onlardan kopmadı. Kalabalık aynı hep ekibiyle beraber gider. Er, yani mi? 5-6 kişilik ekibi vardır. Adını unuttuklarım, e, analizcileri varsa bağışlasınlar ama iyi bir ekibi vardır. Her şeyden önce Rıza on numara dört dörtlük bir insandır. Çok tebrik ediyorum Trabzonspor'u. Bana göre Trabzonspor şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi durumuna gelmiştir Rıza Çalınbay sayesinde. Beşiktaş'ın üzerinde şu anda. Bakın Rıza Çalınbay'ın sayesinde. Nerede bu Trabzonlu valiciler bizim ya? Ara Ey, transfer döneminde en çok hangi takımın ihtiyacı var? Ey Trabzonsporlar, arkadaşlar, hemşerilerim. İndirin çuvalenizi ya bakın. Bu, bu Galatasaray'dan nedir abi çektiğimiz ya? Galatasaray, Fenerbahçe. Bayağı hadi bakalım. Bu anket kalacak. Kimin daha çok var birazdan kadrolarla beraber. Kimin nereye daha çok ihtiyacı olduğunu. Ne yapmaları gerektiğini. Biraz dinliyorlar bizi de. Yani hocalar da dinliyor yöneticiler de dinliyor. Fikirlerimizi alıyorlar.